Örnek vereceğim size. Örnek. Günümüzün örneği. İki yerde polis arama yapar. Kocaeli Dilovası'nda ve Mersin Limanı'nda. Kilolarca kokain bulunur. Kilolarca. Değeri milyar dolarlar. Ne savcı cesaret ediyor dava aşmaya, ne de kime geldiğini kimse sormuyor. Niçin? Buyurun gidin, Her hemen şurada bir şey yapın, polis yelir, yakanıza yaka, yapışır ve götürür karakola. Evlatlarımızı zehirleyen insanlara hiç kimse cesaret edip dokunamıyor. Ne savcı, ne de başka birisi. O zaman şu soru: Bunlar gücü kimden alıyorlar? Gücü kimden alıyorlar? O kadar güçlüler ki polis yakaladığı halde savcı bir şey yapamıyor. Polis yakaladığı halde hakim bir şey yapamıyor. Dava dahi açamıyorlar. Cesaret edemiyorlar. O zaman bu gücü nereden alıyorlar? Gücü çiftçiden mi alıyorlar? Hayır. Sanayiciden mi? Hayır. Esnaftan mı? Hayır. Mahallede oturan işsiz gençler mi? Hayır. Ev kadınlarından mı? Hayır. Apartman görevlerinden veya muhtarlardan mı? Hayır. Gücü nereden alıyorlar? devleti yöneten siyasi otoriteden alıyorlar. O zaman hepiniz elinizi vicdanınıza koyup sandığa giderken bunu düşünmek zorundasınız. Ben oy vereceğim partiye oy verirken baronların yanında olan, uyuşturucu kaçakçıların yanında olan, onlara kol kanat geren, asla onlarla ilgili bir şey yapmayan bir siyasi iktidara mı oy vereceğim, partiye mi oy vereceğim yoksa evlatlarımızı uyuşturucudan kurtaracak olan siyasi partiye mi oy vereceğim? Bunun üzerinde düşünmek zorundasınız. Bu memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin memleketi. Bu millete söz verdim. Bu millete söz verdim. Evlatlarımızı uyuşturucuya alıştıran bütün baronlarla mücadele edeceğim. Polise bakın bu yetkiyi verin. Polise deyin ki kardeşim bunları yakalayın. Size kimse dokunmayacağım. Fazla değil. 6 ayda sinek uçsa haberleri olur. 6 ayda. Eğer sadece bizim değil Ortadoğu'nun en büyük baronunu hapishaneden çıkarıyorsanız zindancı zindaclığı e, ifade etmek istiyorum. Hapishaneden çıkarıyorsanız Serbest bırakıyorsanız adam kayıplara karıştıktan sonra usulen bir tutuklama kararı çıkarıyorsanız e adam gitti. Adam gitti. Kim çıkardı? Çiftçi mi çıkardı? Emekli mi çıkardı? Kim çıkardı? Bu adamın gücü neyle ölçülür? Parayla. Parayı verdin mi? Her şey oluyor. Parayı alan kim? Kimse kusura bakmasın ama devleti yönetenler devleti yönetenler. O para olmasa bu işler olmaz. Başka bir örnek vereyim. Belki diyeceksiniz ki ya bu kadar da olur mu? Olur efendim olur. Bir ülkenin İçişleri Bakanı televizyona çıkar. İçişleri Bakanı. Hani Tarım Bakanı olsa deriz ki bilmiyor. Hadi bir muhalefet partisinden birisi olsa deriz bilmiyor. Sanayici, çiftçi, muhtar olsa deriz bilmiyor. İçişleri Bakanı çıkıp da televizyona bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor dendiği zaman kimin hemen harekete geçmesi lazım? Devleti yönetenlerin. Bir dakika diyecekler ya. Siyaseti kirlikten arındırmamız lazım. Ne demek ya? Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alacak. Bunu hiç İçişleri bakan'a çıkacak. Devletin televizyonda anlatacak. Kimsenin de gıkı çıkmayacak. Şu memleketin geldiği hale bakın. Şu memleketin geldiği hale bakın. Şu siyaset kurumunun geldiği hale bakın. Parayı verenin düdüğünü çaldığı bir devlet olmaz. Devlet dediğiniz kurum ciddidir. Ne de dedik? Devletin dini adalettir. Adaletle yönetilir. Birisine haksız olarak sağladığınız imkanlar başka birisinin elindeki imkanı ona tahsis etmek demektir uyuşturucu bataklığın içine sokulmak istenen bir gençliğimiz var. İstanbul'a girdim fakir mahallelerde var. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Ve bunlar milyar dolarlar kazanırlar ve bunlar beş kuruş da vergi ödemezler. Ama hepiniz vergi ödersiniz. 20 yıldır yurt sorunu çözemedi. 20 yıl. Kırklar elinden bütün Türkiye'ye sesleniyorum. 20 yıl değil. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Bir yıl, bir yıl içinde. Böyle bir şey olamaz değerli arkadaşlar ya. Yurt sorunu dediğiniz nedir Allah aşkına ya? Nedir dediğiniz yani? Bütün üniversitenin kampüslerinde yaparsınız. İkişer, üçer kişilik odalar, sıcak su, soğuk su, geniş bantı, internet erişimi, evlatlarımız orada kalacak. Onlar Türkiye'nin geleceği. Onlar ne kadar iyi yetişirse, ne kadar iyi eğitim alırlarsa, Türkiye o kadar büyüyecek. Ama siz bunları pahalı yerlere mahkum ediyorsunuz. Ev kiraları aldı başını gidiyor. Kimin derdi bu? vatandaşın derdi. Sarayda oturanların böyle bir derdi var mı? Asla yok. Bir yerden değil, beş yerden maaş alanların böyle bir derdi var mı? Onların da böyle bir derdi yok. Ya dış politikanın milli olması lazım, değerli arkadaşlarım. Milli olması lazım. Dış politika milli zeminde büyür. İktidarı muhalefeti olmaz dış politikanın. Defalarca söyledik, yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlış politika, dış politika Türkiye'yi bölgesinde yalnızlaştırır, dünyada yalnızlaştırır dedik. Hayır siz bilmezseniz Türkiye şahlanıyor. Buyur bakalım nasıl şahlandı. Mısır'la kavga ettiler. Niçin? Bana bir Allah'ın kulu çıkıp desin ki biz şunun için kavga ettik. Roro seferlerini iptal etti. Şimdi yalvarıyorlar Mısır'la barışalım diye. Devlet dediğim gibi akılla, adaletle yönetilir. Bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir, irfanla yönetilir, erdemle yönetilir. Devlet önyargıyla, kinle, intikam duygusuyla devlet yönetilmez. Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Para yok, her şeyi sattılar. E şimdi satacak hiçbir şey kalmadı. Şimdi hayal satıyorlar. Ona başladılar. Hayal satıyorlar. Niye hayal satıyorlar söyleyin. Daha yeni 14 Eylül'de konuşma yapıyor beyefendi. Büyük ve güçlü Türkiye süluyeti ufukta gözükmüştür. Bütün hedef süluyet oldu şimdi. Ya kardeşim dün gelmedin. 3 yıl olmadı, beş yıl olmadı, 10 yıl olmadı, 15 yıl olmadı, 20 yıldır ya. 20 yıldır şimdi sıra geldi hayale. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Buradan Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Hem çıkaracağız hem büyüteceğiz. Bunun için hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. İttifakla birlikte, millet ittifakı ile birlikte, Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle Türkiye'yi bu badireden çekip çıkaracağız. Huzurlu, güzel, gerçekten de bölgesinde şanı şerefi olan bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Bakın değerli arkadaşlarım. Ne diyorlardı? 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyorlardı. 3 milyon resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Bırakın gitmeyin. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Gayri resmi rakamlara göre 5 milyon, 6 milyon ve Afganistan'dan insanlar katar katar, katar geliyorlar. İran coğrafyasını aşarak buraya geliyorlar ve bizim sınırlardan geçiyorlar e, ve bizde ikamet ediyorlar, bekliyorlar. Efendim para verilirse daha fazla alacağız. Kimden izin aldın sen arkadaş? Referandum mu yaptın? vatandaştan mı izin aldın? Bu millete sözüm sözdür. Kesin. En geç iki yıl içinde en geç iki yıl içinde herkesi bütün sığınmacıları davullar zurnayla memleketlerine göndereceğim. Kararlıyız. Irkçılık <laughs> yapmadan çünkü onların kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Onların ne kabahati var? Kapıyı açmışsın o da geliyor. Onları buraya kim getirdiyse kabahat onlarda. Dolayısıyla sığınmacılara kızmayacağız. Ama onları kendi ülkelerine can ve mal güvenliklerini sağlayarak göndereceğiz. İstihdam da yaratacağız onlara. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kendi topraklarımızda kendi evlatlarımıza bir iş bulalım ya. Efendim onlar olmasa sanayi batıyormuş. Ne demek yani? Şu aklı evvel cümleye, bak, cümleye bakın Allah aşkına. Değiştireceğiz bunları. <laughs> Devlet akılla, irfanla, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir dedim. Devlet aynı zamanda bütün vatandaşlardan vergi alır. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Emzik alırsınız vergi vardır. Altına bez alırsınız vergi vardır. Mama alırsınız vergi vardır. Su içersiniz vergi vardır. Elektrik düğmesine bastığınız anda beş çeşit vergi ödersiniz. Musluğu açtığınız anda dört çeşit vergi ödersiniz. Soru şu. Devlet adaletle yönetiliyorsa bizden toplanan vergilerin nerelere harcandığını bizim bilmemiz lazım. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilgi veriyorlar mı? Vermiyorlar. Sorduğumuz zaman ne diyorlar? Bu ticari sırdır diyorlar. Devlet ticarethane mi ki ticari sır olsun? Dünyanın bütün demokrasilerinde vatandaşa siyaset kurumu yani devleti yönetenler hesap verirken neden hesap vermekten kaçıyorlar? Havaalanı yapıyorsun gayet güzel. Kimse itiraz etmiyor. Sorduğumuz soru şu. Kaça yaptın? Bilemezsin. Yol yapıyorum. Kaça yaptın? Bilemezsin. Oysa devlet dediğiniz kurum siyasi otorite devleti yönetirken vatandaşına hesap verir. Hesap vermek zorundadır. Demokrasinin çıkış kaynağı budur zaten. Ey siyasi iktidar ben senden benden vergi topluyorsun. Topladığın vergiyi nereye harcıyorsun? Bunun hesabını vermek zorundadır hesap verilmediği içindir ki ekonomide çok berbat. Kaynakların nerelere, kimlere ne kadar tahsis edildiğini de bilmiyoruz. Doğru dürüst. Burada da temel bir sorunumuz var. Bunun da bir şekliyle açılması lazım değerli arkadaşlarım. Bakın 128 milyar dolar nereye harcandı, kime verildi diye bir soru sorduk. İtiraz ettiler. Vatandaşın cebinde dediler. Sonra Efendim başka bir yerdedir. Her, her kafadan bir ses çıktı. Merkez Bankası, bakın değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, Merkez Bankası döviz satar. Eyvallah kimse buna niye sattın demez. O işin sorumlusu Merkez Bankasıdır. Çünkü fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankasının görevidir. Kanun öyle diyor. Ben demiyorum. Merkez Bankasının kanunu diyor bunu. Döviz satar mı satar? Nasıl satar? Kimlere sattığını Merkez Bankası bilir. Artı bunu kendi internet sitesinde de yayınlar. Doları şuradan, avroyu şuradan sattım der. Ve biz de öğreniriz oradan. Yıllardır böyle zaten. Ama bir karar alıyorlar. Merkez Bankası'nın elinden bu yetkiyi alıyorlar. Kanunsuz. Hazine ve Maliye Bakanı'na veriyorlar. Damat alıyor 128 milyar doları satıyor. Kime sattığını kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Bir Allah'ın kulu siyaset iktidarı yönetenler. Bir Allah'ın kulu çıkıp da arkadaş biz 128 milyar doları şuralara sattık, şu bedelden sattık demesi lazım. Demiyor. Vermiyor hesabını. 128 milyar dolar kimin parası? Sizlerin parası, hepimizin parası. Çiftçiye vermiyorsun. Buğday üreticisine vermiyorsun, ayçiçeği üreticisine vermiyorsun. Ama birilerine 128 milyar doları veriyorsun. Bakın, öyle bir noktaya geldik ki değerli dostlarım. Bir ülke vergi toplar. Toplanan vergi planlanır. Nereye önce hangi yatırımları yapalım diye planlanır. Bunu bürokratlar yaparlar ona göre kaynak tahsisleri yapılır ve yatırımlar yapılır. Planlama olmadan bir şey olmaz. Her devlet 5 yılını, 10 yılını, 30 yılını, 50 yılını bazı ülkeler 100 yılını planlar. Biz ne yaptık? Eskiden bir devlet planlama teşkilatı vardı değil mi? Kapattık onu. Yok öyle bir teşkilat. Değerli arkadaşlarım, ve ekonomiyi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettik. Son 19 yılda var olan iktidarın Londra'daki bir avuç tefeciye verdiği faiz 191 milyar dolar. 19 yılda sadece faiz 191 milyar dolar ödedik. Kimin sırtından? Hepimizin sırtından.